Hortumla geldim yanınıza. Nasılsınız güzellerim? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız biz çok çok iyiyiz. Hortumla geldim çünkü artık 2 gün oldu ve benim artık bu balkonu temizlemem lazım. Zaten her yerde çok moralim bozuluyor şu şekilde görülünce burasını. Çünkü böyle dağınıklığa hiç gidemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Elleşemedik, giremedik 2 gün buraya. Daha bunları da hiç açmadan becerebilecek miyim bilmiyorum. Bugün de öperdiği için ölçü almaya gelecekler. Şuradan iki kanadı açmaya çalıştım, açtım. Daha çok acemisiyim bu cam balkonun. İlk önce yerleri temizleyerek başladım. Sonra da biraz düzenleyeceğim burasını. En azından yine akşam böyle oturulsun. Gerçekten cam balkon çok çok ısıyı koruyormuş dostlarım. Yani dışarısı şimdi bakın açtım üşüdüm. Ama kapalıyken tişörtle dolaşabiliyorsunuz buralarda. Ama açar açmaz üşüdüğüm için hemen kazak giydim üstüne. Bir de banyo yapmak istiyorum. Saçlarım artık çok kötü oldu ama burayı da temizledikten sonra saçlarımı yıkayacağım. O yüzden hemen bandanamı taktım yine. Dolma koydum ocağa. Sabah erkenden dolmamı da yaptım dostlar. O burnumda da orada kokusu geliyor şu anda yakmadan inşallah unutmam temizlik yaparken. Bakalım başlayalım. Burayı bir temizleyelim. Burayı temizlersek işim bayağı kolaylaşacak. Masamı tekrar çekeyim yerine. Ondan sonra da bakalım ne kadar vakit gelecek. Gün içinde neler yapacağız. Hep beraber sizinle dostlarım bugünümüzü geçireceğiz. Şimdi ben musluğu şuradan açıyorum ve yerleri yıkamaya başlıyorum. Ne kadar çamur, ne kadar toprak, ne kadar taş, toz. Yani balkona bu taşlar, tozlar nereden geldi burası kapanırken hiç anlamış değilim dostlarım ama görüyorsunuz baya baya kum var. Acaba diyorum ki o gün rüzgar vardı bu bahçeden taşındı bu taşlar, tozlar. Hani başka bir mantığı yok ama resmen şu an kum süpürüyorum yani balkondan. Yani çok işim var. Daha zeminde çok işim var. Öncelikle şu alanı böyle temizleyip camları da temizleyip ondan sonra yavaş yavaş çekmeyi düşünüyorum. Bu şeyleri olmadı. Bugünlük sadece bir tanesini indireceğim. Diğerleri kalsın. Çünkü gerçekten çok çok işim var. Yani gerçekten bugün bu balkondan herhalde çıkamayacağız. Dostlarım video burada başlatıp burada bitireceğiz. Şimdi bu kumları temizlemeye devam edeyim. Şimdi tek tek temizleyecektim ama acaba diyorum ki hazır hortum elimdeyken şöyle bir su tutsam. Nasıl olur dostlarım sizce? İlk defa deniyoruz. Yani hazır yerler ıslakken bir dahaki sefere hep sileriz ama bu seferkileri böyle olanları nasıl bir yerler ıslak. Bir şöyle hortumlayayım. Ondan sonra bir şey kalktı sileyim. Bakalım nasıl olur.
görmüyorsunuz beni. Şöyle çevireyim. Hani bu iş şeyde, duş akabinde çok işe yarıyor da acaba burada işe yarayacak mı? Yoksa hani en azından şeyi de, cam sili de bu şekilde sıkıp böyle çek paslarım diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak, ben de merak ediyorum dostum. Şu an arka taraftan da kirli olduğu için çok fazla göstermeyecek kendini. Arkasını da bir silmemiz lazım. Şimdi kuruyan yerlere bakacağım. Baktım ki güzel olmuyor. Direkt tekrar çiftle gireceğim ama şey, arkalı önlü bir kere şöyle bir çektirmek istiyorum cam sille. Şimdi bir karşılaştırma yapıyorum dostlarım. Buraya cam sil sıktım denemek için ve peçete kağıdıyla silmeye çalışıyorum. Buraya da sade su ve çek pas yaptım. İnanın bunun arkasını silmediğim halde bu taraftan daha çabuk temizleniyor ve daha temiz duruyor. Tabii ben şimdi buraya hortumla şöyle su sıktım ama normal bir kaba sade su koyup bundan sonra fıslatacağım. Ve çek paslayacağım, öyle gözüküyor. Çünkü burası çok fazla peçeteyle silmek gerekiyor. Cam sil, deterjan koyduğumuz zaman. Bakın şurada şu köşeden belki şuradaki lekeleri görebiliyorsunuzdur. Orayı daha silmedim boyum yarışmadı diye. Biraz cam sil olayı zorluyor. Hiç deterjana gerek yokmuş. Düz sade su sıkıp çek pasladığınız zaman tertemiz oluyor. Şöyle çerçevelerimizi de silelim. Her yer toz içinde. Şöyle şu şekilde indirelim. Kıyılarını alalım. Dışarıdan da temizleyelim. Yavaş yavaş oluyor. Yok bacım yok. Öyle yaptım, böyle yaptım. Kamera gene yamuluyor. En sonunda hepsini bu tarafa açtım, dizdim. İlk de böyle yeni yapıldığı için çok mu toz kusuyor, ne bileyim dostlarım. Böyle tek tek temizleyip hem de bu camları temizleyip böyle çek pasla bunları tek tek temizleyip bu tarafa alması daha kolay. Gerçekten uğraştırıyor. Önce tozunu aldım. Şişeyi. Şöyle göstereyim size. Bir dakika çıkartayım buradan. Şurayı böyle güzelce süpürdüm. Koca koca neredeyse beton parçaları vardı. Ondan sonra da güzelce sildim. Burasının da boşluğu ne kadar tehlikeli görüyorsunuz değil mi? İşte kırıldı ya. Biri lodos da şu taraftakini de ustalar kırdı burayı yaparken. Şimdi ölçüsünü aldırdık. Bunlar da gelecek yarın öbür gün. Dostlarım gelsin, burası da kapansın. İşte burayı sildim. Şöyle süpürdüm. Şimdi dediğim gibi bunları tek tek artık böyle arkalı önlü yapıp ondan sonra böyle çekiyorum bu tarafı dostlarım. Böyle daha güzel olacak. Çok üstlere de erişemedim ama artık olduğu kadar. Olmadığı kadar.
Duşumu aldım, geldim, oturdum dostlarım. Balkon bitti sayılır ama ben de bitti sayılırım. Tam randıma nereye yerleştirdiğimi yerleştirmedim. Ama yine de böyle düzenledim. O karışıklığı aldım. Çünkü birkaç güne de bu sefer perdeler gelecek. Çok boğuştum, çok yoruldum gerçekten bugün. Belki ilk olmasından ötürü müdür, tozu devamlı kustuğundan ötürü müdür bilmiyorum. Yine de şöyle size son durumu bir göstermek istiyorum kamerayı çevirip. Bu şekilde yerleştirdim dostlarım. Bilmiyorum şuradaki masayı köye götürebiliriz ama şimdilik orada duruyor. Zaten perdeler gelince onu oradan kaldırmak zorunda kalacağız. Örtüleri kaldırdım, yıkamaya götürüyorum. Bu örtüyü de kaldıracağım biraz daha. Şöyle camları gösterelim. Valla mobilyaları gösteriyorum ben de. Camları göstereceğimi sizlere. İşte bu şekilde oldu dostlarım. Bunları da buradan kaldırayım. Kalmış deterjanlarım burada. Bu şekilde dizdim. Diğer balkonu da sildim ben. Oraya çamaşır da astım. İsterseniz bir de şimdi oraya bir göz atalım. Arka odanın balkonuna da geldik dostlarım. Burası da böyle. Çamaşır astım. Bir de az önce üstüne. Şimdi burada da bazı değişiklikler olacak. Yani şuradaki çok eski de dolabım benim. Belki 15-20 yıllık bu dolabı buradan gönderiyorum. Başka şeyler. Yani başka bir dolap koyacağım ve buzluğum var. Benim kullanamıyorum. O buzluğumu koyacağım. Yani derin dondurucuyu koyacağım dostlarım. Neyse şöyle gösterelim. Burası da böyle tatlış bir köşeye doğru dönüyor. Çamaşırlara karşı diyeceğim ama çamaşırları kuruyunca buradan alıyorum şeyi. Gerçekten güzel oldu ya. Ben çok memnunum dostlarım. İyi ki kapattık. Yani böyle yağmurda, karda böyle yaklaşıp buraya oturup bu şekilde dışarısını izlemek. Hem toz da almıyor. Gayet güzel oldu bence. Şimdi az önceki koltuğuma oturdum. Şu köşeye sizlere veda etmek istiyorum dostlarım. Artık yoruldum ben de dinleneyim. Şimdi beyler gelir. Birazdan Allah'tan yemeğim var. Sıkıntım yok. Sizleri seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı ve abone olarak izlemeyi unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.